Merhaba sevgili çocuklar, ben Benek Kırkul. Bugünkü Türkçe dersimizde neler öğreneceğiz görelim. Bugünkü konumuz yine adlar veya isimler. Onlardan özel adları göreceğiz. Özel adlar nedir? Tek bir varlığı, belirli bir topluluğu, kuruluşu, yeri, kişiyi bildiren adlardır. Özel isimler genel olarak nelere verilir? İnceleyelim. İnsan ad ve soyadları, Simay, Yavuz, Dağdelen gibi. Yer adları, şehir, köy adları olabilir bunlar. İstanbul, Prizren, Mamuşa. Dağ, tepe, ova, göl, deniz, okyanus adları. Onlara örnek verecek olursak Ağrı Dağı, Everest Tepesi, Kosova Ovası, Badovça Gölü, Ege Denizi, Pasifik Okyanusu gibi örnekleri görebiliriz. Ülke ve bölge adları da özel adlardır ve büyük harfle yazılırlar. Onlara örnek verelim. Kosova, Türkiye, İsviçre, Güney Amerika, Doğu Trakya gibi. Kıta adları aynı şekilde özel adlardır. Avrupa, Asya, Avustralya ve daha birçok örnek verebiliriz. Millet adları Türk, Azeri, Arnavut, İtalyan. Dil adları Türkçe, Azerice, Arnavutça, İtalyanca gibi. Bunların dışında din ve mezhep adları da özel adlardır. İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Hanefi, Şafii gibi. Kurum, kuruluş, dernek, üniversite adları da özel adlardır. Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, Doğru Yol Derneği gibi. Mahalle, sokak adlarımız da özel adlardır çocuklar. Görelim. Yeni Mahalle, Atatürk Bulvarı, Karanfil Sokak. Bunlar hep büyük harfle yazılırlar. Yıldız ve gezegen adları. Mars, Uranüs, Venüs, Büyük Ayı gibi. Hayvanlara ve varlıklara takılan özel adlar da büyük harfle yazılırlar. Pamuk, boncuk, oyuncağım Tomtom gibi. Gazete, dergi, eser adları da büyük harfle yazılır. Milliyet gazetedir. Kosova İmza dergidir. Çalı kuşu, araba sevdası gibi. Evet çocuklar. Bunu unutmayalım. Özel adlar tümce içinde de, tümce başında da her zaman büyük harfle yazılırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you.